Dersimiz başlamıştır. Bugünkü konumuzda da yine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözmeye devam edeceğiz. Önceki derslerimizde ne yapmıştık? İlk konuya giriş yaptığımızda ikinci dereceden bir denklem çözmek istiyorsak çarpımın sıfır olma prensibini kullandık. Yani iki ifadenin çarpımı sıfırsa bundan en az biri sıfır olduğunu düşünerek yapıyorduk. İşte bu da bizi neye götürdü? İkinci dereceden denklemleri çarpanlarını ayırarak çözebileceğimizi anladık. Ve ikinci derecenin denklemleri sadece mesele demek ki nasıl çarpanları ayıracağımız. Ayırabiliyorsak demek ki devamı gayet kolay. O halde bu da bizi geçen haftalardaki konumuz olan çarpanları ayırmaya götürüyor. Yani çarpanları ayırmayı bilen öğrenci için denklem çözmek çok da problem olmayacaktır. Sonra denklemin tabii kritik noktası çarpanları ayırma olduğu için çarpanlara ayrılamayan durumlarda da ne yapacağımızı gördük. Çünkü bazı denklemler çarpanlar ayrılamıyor. Onlarda da tam kare yöntemi kullanıyoruz. Hatta bu tam kare yöntemini kullanırken de delta denen bir şey varlığını ispatladık. Diskriminant deniyor buna. Delta denklemdeki A, B, C katsayılarıyla bulunan sabit bir değer. Tabii sabit derken sadece o denkleme özgü. Denklemin katsayıları değiştirirse delta da değişiyor ama o denklem için bir tane delta değeri vardır. B kare eksi 4AC. Bunun nereden geldiğini de ispatlamıştık. Ve şimdi o delta ile alakalı çözümden sonra delta'nın yorumlarına geçmiştik. Orada kaldıydık galiba. Delta'nın olayı şudur. Delta bize denklemin köklerini vermekle kalmıyor. Çünkü köklerini buluyoruz. Ayrıca hiç köklerini bulmadan kökleri var mı yok mu? Yani var mı derken reel sayı mı yoksa reel sayı değil mi? Ve reel sayıysa bunlar birbirine eşit mi değil mi? Bunları bile anlamamızı sağlıyordu. O yüzden delta'nın önemi burada büyük. Delta'yı zaten ileride çok kullanacaksınız. Kullanacağız, biz de kullanacağız. Şimdi bakalım kaldığımız yer neresiydi? Kaldığımız yer şurasıydı. Delta'nın sıfır olduğu durumların farklı farklı isimleri vardı. Bu isimleri şimdi tek tek inceleyeceğiz. İkinci dereceden bir denklemin eğer kökleri aynıysa hatırlarsak şöyle önce bir hatırlatma yapayım. Delta eşittir. B kare eksi 4AC idi. Bu bilgiyle delta'nın da varlığı durumunda kökler eksi B artı karekök delta bölü 2A ya da bunun eksilisi. Bunlar da bize kökleri veriyordu. Şimdi delta'nın sıfır olması durumunda burası sıfır olduğu için kökler birbiriyle aynı geliyor. Buna bakın neler söyleniyormuş. İkinci dereceden bir denklemin eğer eşit iki kökü var diyorsa bu ne demektir? X1 eşittir X2 demektir. Yani delta 0. Eğer çift katlı kök diyorsa çift katlı kök de köklerin aslında üst üste gelmesi demektir ki o da delta 0'dır. Kökler farkı 0. Kökler farkı 0 ne demektir? X1 eksi X2. Karşı yaptığımızda x2'yi bu da bakın yine köklerin aynı olduğunu gösteriyor. Bu da delta'nın sıfır olduğunu gösteriyor yine. Çakışık iki kök. Çift katlı ve çakışık zaten en çok kullandıklarımız. Bunlardan ikisini kullanıyoruz daha çok. Çözüm kümesi bir elemanlı. Çözüm kümesinde kökleri yazıyoruz biz. X1 ve X2'yi. Bunlar farklıysa zaten birini yazmaya gerek yok. Çünkü bir kümede bir eleman bir kere yazılacağı için. Sadece birini yazacağız. İşte çözüm kümesi bir elemanlı diyorsa da anlayın ki delta sıfırdır. Yani çift katlı kök var demektir. Ya da dün söylemiştik tam kare. Delta sıfırsa bu şu anlama gelir. Denklemin sol tarafı yani denklemin kısmı bir şeyin bir ifadenin karesidir. Yani tam kare ifade demektir. Size bunlardan herhangi bir verilebilir soruda. Siz ne anlayacaksınız verildiği zaman? Delta'nın sıfır olduğunu. Çünkü tersten soruyorlar soruyor. Mesela soldaki soruya bakalım. 2x kare eksi 4x artı m eksi 5 eşittir 0 denkleminin birbirine eşit iki gerçek kökü olduğuna göre m kaçtır diyor. Kökleri birbirine eşitse bu ne anlama geliyor? Delta eşittir 0. O halde biz delta'yı bulacağız. Bakın delta bu. Onun için de katsayıları bir yazalım. A kat sayısı kaçtır burada? 2 2 B eksi kat 4 sayısı? M eksi 5 M eksi 5 doğru. Evet, C'de M eksi 5. Bunları görmemiz lazım işte. Bunları göremiyorsanız zaten baştan
kaybetmek demektir. Çünkü ABC katsayısını denklemin içinde ayırabilmeniz lazım. Peki şöyle bir denklem yazayım. Bu denklemde A kaçtır? 2 B kaçtır? 1/3 -1/3. Heh, Doğru. güzel. C kaçtır? Kök 2. Yani A, B, C mutlaka bir reel sayı oluyor. Bunların X'i çektiğinizde yanından X olmayan kısımlar katsayıdır ki onlar A, B, C olacak işte. Şimdi devam edelim. Delta sıfırsa artık bundan sonrası bir şey değil. Yani gayet basit bir işlem olacak. B kare yani 16 eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi şey, m eksi 5. Sıfır olması gerektiği için eşittir sıfır dedim. Bu denklemi şöyle karşıya attığımızda 16 eşittir 8 çarpım mesela uzun uzun yazayım. 8m eksi 40. Karşıya attım 56. 56'yı 8'e bölersem Yedi. m eşittir 7 çıktı. Yedi. Yani m eşittir 7 ise ne olur burası gençler? 2x kare. X kare artı eksi Eksi dört 4 x artı artı 2. iki. Bu ifadenin demek ki bir tam kare olması lazım. Madem gerçekten bu tam kare mi görelim. Şimdi iki ortak parantezini aldığımızda hepsini ikiye böldüğümüzde x kare eksi 2x artı 1 mi geldi? Evet. Peki bu tam kare midir? Evet. Neyin Evet. karesi? X eksi birin karesi. Evet, X bakın eksi x eksi 1'in karesi. Yani delta sıfır olan ifadeler hep böyle bir şeyin karesidir. X eksi bir şeyin karesi. Şuradaki değer artık değişebilir. Veya buradaki x'in katsayısı değişebilir. O duruma göre değişir ama sonuçta sağ tarafın sıfır olduğu, sol tarafın da parantezli ifadesinin kare olduğunu unutmayalım. Devam edelim. Sıradaki soruya bakalım. 3x kare eksi x artı m eksi 1 eşittir 0. Denkleminin çakışık iki kökü olduğuna göre m kaçtır diyor. Ne demek istemiş? Delta sıfır. Evet, Evet. çakışık kök demek zaten çok kullanacağımız için bunu artık iyice bileceksiniz. Çakışık kök veya çift katlı kök aynı şeydir gençler. Kökler birbirine eşittir yani delta eşittir 0. Delta 0'sa hemen ABC'yi bulalım. A kaç? 3. A A 3, 3. B eksi B 1, 2. M C eksi 1. MX1. Evet. 9, 9 eksi 4 4 çarpı çarpı 3 yani. çarpı Pardon 2. hocam, pardon. 9 nereden geldi hocam ya? Benim Bir kafam gitti hocam. olmayacak 1 hocam orası 1. Öyle mi? O zaman 1 diyelim. 1 eksi 4 çarpı 3 çarpı 3 C mi? çarpı M eksi 1. Evet. Tamam. Eşittir 4. 1 eşittir 12 m artı eksi 12 mi? Evet. Karşıya attık 13 Evet. bölü 12. M değeri 13 bölü 12 geldi. Şimdi bakalım gerçekten bu değer varken de ifade tam kare olacak mı? 3x kare eksi x. M yerine 13 bölü 12 yaparsak 13 bölü 12'den 1 çıkarsa 1 1 bölü bölü 12 değil mi? 2. Evet. Peki şu ifade sizce tam kare midir? 3'e bölersek Böldük. x kare eksi x bölü 3 artı 4. 4 mü? Pardon. 3'e böldük ya. 36. Peki şu an neyin karesidir bu? X eksi 1 bölü 6'nın karesi. Evet, bakın tam kare olduğunu gördük. Doğru. Geçelim Sorduğumuz bunu kadar x da. eksi 1 bölü Yani artık bunu yapmayacağım da sadece görün diye yaptım. Bir ifadede delta sıfırsa o aslında bir tam kare sayıdır. Sayı değil de tam kare ifade diye. Sayı yanlış oldu. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre diyor. Ne demek istemiş aslında? Delta sıfır. Evet, Evet. burada bir eleman dediğine göre demek ki çözüm kümesinde bir tane eleman var. Yani diğer kök buna eşit. O halde kökleri aynı. Yani çift katlı. O da bizi delta eşittir sıfır olduğunu gösteriyor. A nedir burada? M. B, Eksi altı. 6, C'de. Eksi üç. Eksi üç. O zaman B kare eksi 4 AC'de 36 36 eksi 4 eksi çarpı dört. M Eksi çarpı üç. eksi 3 mü? Eksi üç. Evet hocam.
Şurası O da 36 artı 12 yani ne kadar? 12 m yapar. Karşıya atarsak eksi 36. Yani m Neredeyse 3. eksi 3 gibi bir şey çıkıyor galiba. Evet. Zaten m'yi sormuştu. Evet. Bulduk. Eksi 3. M eksi 3 olursa bu şu olur bakın. Eksi 3x kare eksi 6x eksi 3. Tabi Eksi 3'e 3 olur. böldüğümüzde göreceksiniz ki eksi 3'e bölerseniz yine X kare artı artı 2x 2 artı 1. artı Yani 3. bakın x artı 1'in X artı karesi. 1 burası. Evet. Yani artık bunu uzatmayayım. Yine yaptım ama yapmayacaktım. Sileyim bunu da. Devam, sıradaki soruya bakalım. X kare falan filan bir denklem verilmiş. Çift katlı kök olduğuna göre diyor. M'nin alabileceği en büyük değer demiş. Demek ki M'nin alacağı birden fazla değer varmış. En büyüğünü sormuş. Çift katlı kök deyince ne olacaktı? Tabii ki delta'nın sıfır Delta olduğu. sıfır. Burada kat sayılar A kaç? Bir. Eksi Eksi m eksi eksi iki. iki. Ya da parantez açmazsak eksi parantezine m artı 2 diyebiliriz. C nedir? Artı bir. Artı bir. Artı bir. Birdir. O halde b kare dediğimiz şey bunun karesi olduğu için ben şu eksi yuttu çift kuvvet. O yüzden yazmayacağım. M artı 2'nin M karesi artı yani. iki. Eksi 4 AC. Eksi 4 1 çarpı 1 yani. O zaman buradan M artı 2'nin karesi eşittir 4 oldu. B artı M 2'nin2. karesi 4'müş. Neyin karesi 4 yapar? 2'nin de eksik O ne? halde M artı 2 Evet. 2 olabilir. Ya da eksi 2 olabilir. Burada M değeri ya 0. Ya da eksi 4. Bize sorduğu şey ne? M'nin alabileceği en büyük değer. En büyüğü sorduğu için cevap 0. Eksi 4 çünkü daha küçük. Devam edelim. Başka ne var? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Yani kökleri isim vermiş. Sonra x1 eksi x2 eşittir 0 olduğuna göre m'nin negatif değeri. x1 eksi x2 0 demek ne demek? Delta sıfır. Evet, kökleri farkı 0. Eksi 2'yi karşıya atsam zaten kökler birbirine eşit çıkıyor. Kökler birbirine eşitse bu da bize delta'nın 0 olduğunu Sıfır olduğunu gösteriyor. gösterir. Burada peki kaç sayılar söyleyeyim bakayım. A nedir? M B M nedir? eksi iki kök kare iki. İki kök iki. C nedir? Ondan sonra M eksi bir. Bu kat sayılar üzerinde şimdi b kareyi bulalım. B kare eksi olduğu için eksinin karesi yok olacak zaten, artı olacak. 2 kök 2'nin karesi 4. nedir? 4 değil mi 8. hocam? 8 değil mi? 8 8 artı. eksi 4 çarpı m çarpı m eksi 1. Evet. M'nin negatif değeri demesi. Demek ki m'nin birden fazla değeri var ki biz negatifini bulacağız. Gerçekten de bakalım öyle mi görelim. 8 eksi 4 m 4 m kare kare artı eksi 9 4 m. artı m pardon. Şimdi burada işler zorlaştı. Az önceki denklemler birinci derecedendi. Burada da ikinci dereceden bir denklem geldi m'ye bağlı. Ama artık ikinci dereceden denklemler bizim için zor değil. Bunu nasıl çözeceğiz? 8'i karşıya Onda atalım. Ben en evet. parantezini alalım. 8'i karşıya mı atalım? Yo onun da şeyini alalım. 4, 4'e verelim. Önce 10. 4'e bölelim. Tamam, buna katıldım. Buna hemfikirim. Hatta eksi 4'e bölelim. Eksi 4'e Evet. böldüğümde bu eksi 2 bu artı m kare kaça böldüğümü göstereyim mi? Öyle yapayım istiyorsanız. Bütün terimleri 4'e böldüm. Next. Eksi 4'e pardon. Bu eksi 2 m kare Artan kare. Eksi. Evet. evet şimdi ne yapacağız? İkiyi karşıya atalım hocam. Oh. Biz Şey mi yapacağız hocam? Yine b kare eksi 4 ac mi yapacağız? ona gerek yok hemen. Onun alakası yok. Alakası var da Hocam. uzatır yani soruyu. Çarpanlarına mı ayıracağız hocam? Evet, çarpanı arayacaksınız. İkinci dereceden bir denklem gördüğünüzde sağ tarafı da sıfırsa zaten sizin aradığınız şeydir bu. Karşıya bir şey atarsan iyice işi bozarsın. Neydi ilk gördüğümüz prensip? Çarpımın sıfır olma prensibi. Yani çarpım olacak. Şu an çarpım yok. Ama ikinci dereceden benim işime yaramıyor. Normalde birinci dereceden olsa yapardık ama ikinci dereceden ifadeyi çarpım haline getirip ona göre yapmam lazım. Sağ taraf zaten sıfırsa ben sol tarafı komple çarpanlara ayırmam lazım. Tabii çarpanları ayırırken bu şekilde kafanız karışır gençler. Ne yapacaksınız?
Standart biçimde yazmanız lazım. Yani en büyük dereceyi en başta yazın. Eksi Sonra da eksi 2'yi. eksi 2. Böyle yazarsanız çarpanlar ayırma 3 terimli mantığını çok rahat anlarsınız. Bu şekilde yaparsanız lan çarparsam hangisi, toplarsam hangisi diye kafanız karışabilir. Normalde bilseniz karışmaz da. O an belki dalgınlığa göre şaşırabilirsiniz. O sebeple işinizi şansa bırakmayın. Şöyle güzelce standart biçimde yazın. Standart biçimde zaten beyniniz otomatik olarak bunu çözecektir. Çarpınca eksi 2, toplayınca eksi 1 yapan sayılar. M eksi M eksi 2, M artı 1. Evet, Evet. artık uzatmadım onu. Normalde yazmak gerekir ama şöyle yazıverdim. Eksi 2'ye 1, burası da M'ye M, oradan ayırdık. Bakın, Peki çarpanları ayırdığımıza eksi göre olay çözülmüştür. M'nin burada değerinin biri 2, 1 de eksi 1. diğeri de eksi 1'dir. Zaten Evet. birden fazla değer olduğunu öngörmüştük, sorudan anlaşılıyordu. Negatif değerini sorduğuna göre, yani bize bunu sormuş. Pozitif değerini sorsaydı cevap artı 2 olacaktı. Bunu da çözdük. Artık bakın, bundan sonra ikinci dereceden denklem gördüğümüz zaman karşıya at, marşıya at yok. Yani eğer karşıya atacaksan hepsini atman lazım. Yani diğer tarafta mutlaka sıfır kalacak. Geçen seneden bildiğiniz birinci dereceden denklem mantığını unutun. Orada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa atılıyordu. Burada bilinmeyenler bir ikinci kuvvet, bir birinci kuvvet olduğu için bunların bir tarafta olması bizim işimize yaramıyor. O yüzden tüm terimlerin bir arada olması lazım. Sağ taraf sıfır olsun ve çarpanları ayıralım. Zaten çarpanları ayırma sırf bu denklemler konusu için aslında gençler. Denklemleri çözebilmemiz için. Denklem çözmek çok önemli çünkü bütün matematikte. Çarpanları ayırma da onun kadar önemli o yüzden. Şimdi devam edelim. Denklemi tam kare olduğuna göre m kaçtır diyor. Ne demek tam kare? Delta Delta eşittir 0 yani. O zaman b kare eksi 4 ac'den yine bulalım. B kare 2 diğer 16 eksi 4 eksi 4 çarpı çarpı 2 2 çarpı çarpı m m eksi 3. A, B, C'yi bu sefer yazmadan direkt yazıp çözüverdim. Eksi 8 m artı Bu 24. birinci derece olduğu için gençler burada karşı atabilirsiniz, sorun değil. İkinci derecelerde yapmayın onu. 16 18 m eşittir. eksi Şurası eksi 8m. Karşıya attım. 8m. 8 m Burası eksi 20 24 ama karşıya attım eksi 24. toplarsın. 40 Hem 5 çıkıyor 5 değil burada. mi? M eşittir 5. M değeri 5 çıktı. Zaten M'yi sorduğu için cevap çözüldü. Keşke bunu egzersiz bıraksaymışım, kolaymış. Evet, şimdi farklı bir soru tarzına geldik. Denklemlerin birer kökleri eşit olduğuna göre demiş. Hocam burada alt alta toplayıp mı yapacağız yoksa sırayla mı? Şimdi toplarsak olur da o da olur, uğraştırır biraz. Çünkü x kare falan gelirse işin içine karışır kafamız. Bu da x kareli denklemi yok etmek daha pratik olacak gençler. Ve böylece birinci dereceden bir ifade olsun. Ama iki bilinmeyenli olsun. Şimdi bakın, burada birer kökler eşit demiş ya. Eşit köklere bir isim vereceğiz. Biz köklerde daha çok x1, x2 kullandığımız için de x1 yazacağım ben. Şöyle açıklayayım. Eşit kökler x1 olsun. Yani bu şu anlama gelir. X1 dediğim şey burada yazdığında da sağlayacak, burada da sağlayacak. Tabii x1 böyle kalabalık gözüküyor ama x1 yerine a, b, c de farklı bir şey diyebilirsiniz daha sade gözükmesi için. Ama ileride kökleri x1, x2 olarak göstereceğimiz için şimdiden size hazırlık olsun. Ben bu denklemleri kısaca şimdi a ve b diye tanıtacağım. A denkleminde x gördüğüm yere x1 yazarsam denklemi sağlayacağını biliyorum. Çünkü ortak kök olarak x1'i seçtim. O halde x1'in karesi eksi 2 tane x1 eksi 3m eşittir 0 diyebilirim. Burada m sabit değer gençler. Onu zaten bulacağız. Sormuştu çünkü. B denkleminde de x1 yazarsam onda da sağlayacak. B denkleminde de yazıyorum şimdi. X1'in karesi eksi 5 tane x1 eksi 6m eşittir 0. Burada yapacağım şey gençler, bu x1 ve m'ye bağlı bu iki denklemi ortak çözeceğim ve x1 ile m arasında bir ilişki kuracağım. X1 ile m arasında. Ama şurada x1'in karesi çok işi kalabalıklaştıracağı için, bozacağı için
x1'in karesinden kurtulabilirim. Ki gayet burada kurtulmak çok kolay. Taraf tarafa Eksi çıkarsam yapacağız. oluyor değil mi? B denklemini eksiyle çarpalım. İkinci denklem eksiyle çarptığında şu eksi, şu artı oldu, şu da artı oldu. Sonra taraf tarafa toplayalım. Böyle de yapabilirsin ama böyle çok uzayacak, işte daha zorlaşacak. Böyle şimdi x1'in karesi yokken çok daha kolay olacak. Bunlar birbirini götürdü. 3 eksi Artı 5x1'den 2x1 çıktı, 3x1 oldu 1. ve 3 artı. 3m yaptı. Böylece ne oldu bakın? X1 ile M arasında bir bağlantı kurdu. X1 çünkü burada önemli bizim için. X1 demek denklemi sağlayan değer demektir. Eğer X1 ile M arasında bir şey kurarsam, X1 gördüğüm yere o M değerini yazarsam denklemi sağlayacağı için M'ye bağlı bir denklem oluşturabilirim. Şimdi o zaman X1 neymiş? Karşıya atıp 3'e bölersem eksi M değerine eşitmiş. Yani aslında bu ne oldu? Bu denklemin bir kökü X1'di. O halde bir denklemin kökü eksi m de olabilir. Yani ben bu denklemde x gördüğüm yere eksi m yazarsam da sağlayacak demektir. Neden? Çünkü x1 zaten sağlıyorsa x1 de eksi m'ymiş. O zaman m de sağlayacaktır. Yani şöyle diyeceğim. Mesela a denklemi diyeyim. A'dı diyeyim. A denkleminde x Eksi gördüğüm yere eksi eksi veya yukarıdaki şu denklemde de fark etmez. Bu denklemde diyeyim. Aynı şeyi fark etmiyor. Bu denklemde x1 yerine eksi m yazdığımı varsayın. Yukarıdaki denklemde. Ne olur? Eksi m'nin karesi. Önce eksi m gözüksün diye almayacağım. Normalde m kare de. Yine de şöyle uzun uzun yazayım. Aynısını bakın x1 yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi m ve eksi 3m. Burada bir şey yapmadım çünkü zaten m'nin kendisi var. Bakın m'ye bağlı bir denklem oluştu tekrar. Artık burada m'yi bulmak gayet kolay oldu. İkinci dereceden ama olsun yine de kolay. Düzeltiyorum bu ifadeyi. M M kare artı 2M. artı 2m. Bir tane daha m, 3m çıkarırsam eksi m midir? Evet. Peki bu Bunu ikinci derecenin denklemi nasıl çözeriz? Çarpanlarla Hayır bakalım. ifade edeceğim. Söyle. Bekleyin hocam. Çarpanı ayırın bakalım. Hocam bu iki kare farkı değil mi? Yok olmuyor. İki kare farkı Ben M uğraştırır biraz. parantezini alıyorum. Efendim? M parantezini Ha, M alıyorum. parantezi. Ortak çarpana bakacağız. İki kare farkından İki öncelikli kare. olan kimdir? Her zaman ortak çarpandır. Ortak çarpana Evet. bakalım. Bu olmazsa iki kare farkına bakarız. O çünkü daha uğraştırıyor. M eksi 1. Evet. O zaman bunun kökleri neymiş? M değerleri. Sıfıra bir. Bir. 0 veya 1'dir. O halde zaten burada dikkat etseniz M'nin alabileceği değerlerden büyüğünü sormuş. Çünkü iki tane değer oldu. Belliydi. M'nin büyük değeri 1'miş. Ama bakın şu denklemden de bulabiliriz gençler. Burada da bakın x1 yerine m yazayım. Bunu burada yapmıştık. Şunu da şurada yapayım. X1 yerine burada eksi m yazayım. Yine aynı denklem çıktığını göreceksiniz. Çünkü m değeri burada değişmez. Aynı değer olduğu için. Bakın yazıyorum. Eksi x1'in karesi yani eksi m'nin karesi m M'nin kare kare. eksi 5 çarpı eksi m artı 5m 65 mi? Eksi. eksi 6m. 2M. Ne M oldu bakın? eksi. M kare eksi m geldi. Aynı denklem. Ben. Oradan da m'nin çıkacağı değerler değişmez. Yani burada hangi denklemi kullandınız çok da fark etmeyecektir. Onu bilin. Öyleyse bu soru biraz tabii kolay soru değil gençler. Bunlar zor soru tarzıydı. Arada bir tane çıkmış. Anlamadım ben de. Gerçi ben bunu almıştım da bir tane. Bunun benzer örneği yok. Denk gelirse aklınıza gelsin. Eşit kökler diyorsa, bir ortak kök var diyorsa ne yapıyoruz? X karelerden kurtuluyoruz pratik olsun diye. Mesela burada 2x kare olsaydı bu denklem, şu denklemi 2 ile çarpardınız. Fark etmez. Sonuçta amaç x kareleri yok edip burada x1 ile m'yi ortak bir eşitlemek. Birbiri cinsinden yazmak. Burada tabii çok kolay geldi. X1 eksi m geldi ama x1 eksi 2m, eksi 3m ya veya m bölü 4 gibi ifadeler de gelebilirdi. Hiç fark etmez. Sonuçta yerine koyduğumuzda buranın m'ye bağlı bir denklem olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden devamı artık sizin ikinci dereceden denklem çözme yeteneğinize kalmış. Adımlar bu şekilde. Zor kısım bu baştaki sol kısım. Burayı yapan öğrenci devamını getirecektir.
Az önceki soruya benzer ama bunun biraz daha kolay hali var gençler burada. Bu sefer köklerinin sadece bir tanesi değil, ikisi de ortakmış. Yani bu denklemleri vermiş, denklemlerin çözüm kümeleri birbirine eşitmiş. Bu ne demektir? Bunun çözüm kümesi x1'e x2 ise ötekinin de x1 x2. Yani kökleri aynı. Bu denklemlerin zaten topu topu iki tane kök olduğuna göre ve bunların ikisi de aynıysa gençler bu şu anlama gelir. Bu denklemler aslında özünde aynı denklemlerdir. Mesela şimdi şöyle bir denklem yazayım ben size. 3x kare eksi 7x artı 5 eşittir 0. Peki bir denklem daha yazacağım şimdi. 6x kare eksi 14x artı 10. Dikkatli. Sizce üstteki denklemle alttaki denklem arasında bir fark var mı? Yok, Yok. var. Yani fark var da Sadece kat dikkat. sayıları sadece farklı ama bu denklemin sağlayan x değeriyle bu denklemin sağlayan x değeri arasında fark olur mu? Ben Olmaz. şimdi bak bunu iki parantezine alayım. İki parantezine aldığımda 3x kare Hadi. eksi 7x artı 5 geldi. Her iki tarafı ikiye böldüğümde ikiler gitti bakın. Yine ben bu denklemi çözeceğim aslında. Ki zaten bize şu şekilde denklem verilse bile biz kendimiz ne yapıyoruz? Bu şekilde uzun uzun çözmemek için önce sadeleştiriyoruz katsayıları, sonra buna bakıyorduk. O yüzden şu denklemle bu denklem aslında özünde aynı denklemdir. Bu ikisinin de köklerinin aynı olduğunu gösterir. Eğer size soruda bunu tersten soruyorsa, iki tane farklı ifade yazıp bunların kökleri aynı diyorsa bu denklemlerin birbirinin aynısı olduğunu anlayacaksınız ya da fark edeceksiniz. Tabii aynısı ama biri diğerini belki bir sayıyla çarpılmış halidir. Fark etmez. 3 ile 5 ile 10 ile veya çarpmak veya bölmek denklemin sağ tarafı 0 olduğu için şu sağ tarafı 0 olduğu için bir şey değiştirmiyor gençler. 0 haricinde herhangi bir sayıyla bölebilirsiniz veya 0 haricinde gerçi 0'a gerek kalmıyor. Herhangi bir sayıyla çarpabilirsiniz denklemleri. Şimdi burada bu denklemlerin özünde aynı olduğunu gördük. Hatırlarsanız bunu şeyde de görmüşsünüzdür geçen sene. Çakışık doğrularda. İki doğru birbirine çakışıksa bunların doğruların denklemleri birbirinin aynısıydı. Sadece biri diğerinin birkaç katıydı. İşte bu kat olayından dolayı ne oluyor? Bunların benzer terimlerinin katsayıları orantılı oluyor. Peki bakalım yukarıdaki denklemde A katsayısı nedir? N. Aşağıdaki denklemde A katsayısı nedir? N-2. O halde buradaki oran diğerlerde de aynı olması lazım. Peki yukarıdaki denklemde B katsayısı nedir? N. N mi? Eksi 1. Eksi Aşağıdaki 1, 2. denklemde B katsayısı. 2. 2. Yukarıdaki denklemde C katsayısı nedir? N-1. Aşağıdaki denklemde N-2. M artı 1. M M artı artı 1. 1. Eğer bu denklemler gençler özünde aynıysa demek ki bunlar orantılı olmalı. Zaten orantıyı görmek çok kolay. Bu denklemi yukarıdakini neyle çarparsam bu hale gelir sizce? Burada bilinmiyor. Bunlardan belli değil mi? Şuradan bulabilirsiniz. Orta katsayılardan. Ki kaçta çarpılmış ki? 2 olmuş. Eksi 1'den 2'ye dönüşmüş. Eksi Evet, yani aslında şu denklemi eksi 2 ile çarpmış bu hale gelmiş gibi gördük. Neden? Çünkü şu orantıdan anlayabiliyorsunuz. Veya alttaki denklemi kaça bölmüş? Alttaki denklemi eksi 2'ye iki. bölmüş de diyebilirsiniz. O artık sizin nereden baktığınıza bağlı. Bu orantı olduğuna göre biz bunu orantıyla çözelim. Bu işler dışları sağlaması lazım. 2m eşittir eksi n Artı artı 2. Buradan karşıya attığımızda 2m artı iki. n'nin 2 olduğunu görüyoruz. Devam. Yeşil kalemle de şu orantıyı çözelim. Sonuçta burası da eşit olmak zorunda. İçler dışlardan burada da 2n eksi 2 eşittir Eksi. eksi m. Eksi bir. Burada da bir ara İki toplayalım mi? bunları. M artı 2n eşittir 1 mi geldi? Şu ve bu elimizde Evet.
Değerler. Tabii bize meyve neyi sormadığı için gençler, burada pratik olmak lazım. Sizce pratik olmak için nasıl yapayım? Alt alta toplayalım. Evet, toplasam çıkacak hemen çünkü yok etmeye uğraşmaya gerek yok burada. Taraf tarafa topladığımızda 3M ile 3N'nin 3 ettiğini gördüm. Üç. O zaman M artı N Şimdi kaçtır? bir. Bütün terimleri 3'e bölersem M artı N'nin 1 olduğunu gördük. Burada bakın M ve N'yi bulmamıza gerek kalmadı. Ama bu istesek bulurduk da şu an için soru sormadığı için biz de uğraşmadık. M artı N bir değer bulundu. İkinci dereceden denklemi tam kareye tamamlayarak çözme demiş. Şimdi buna geçmeden önce, gerçi biz zaten bunu ben size gösterdim tam kare yöntemini. Delta'yı ispatlarken gösterdiğim için bu size yeni bir şey olmayacak. Kitap göstermiş ama ben bunu gösterdiğim için sıkıntı yok. İkinci derse yapayım devamını bunun. 48 geçiyor. Nasıl yapalım? 50 geçe başlasak olur herhalde ya. Ama 50 çok erken mi olur? 50 geçe başlayalım mı? Hemen. Hocam. Hemen 50 geçe başlayalım o zaman gençler. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen bağlantıyı verelim. Sonra oradan dersi bitiririz. Evet, ikinci dersimize başladık. İkinci dereceden denklemi tam kareye tamamlayarak çözme. Şimdi burada bir yöntem anlatmış ama bu yöntemi zaten gereksiz buldum ben. Bir formül falan var. Bir formülle işlem yapmanıza gerek yok. Ben size tam kareyi nasıl tamamlayarak çözdüğünüzü ekstra yöntemleri anlatmıştım dün. Delta'nın ispatını yaparken kullandığımız taktik. Buna pek bakmanıza gerek yok. Ben önermiyorum pek. Kafanız karışır. Biz şimdi bizim yaptığımız şey aynısı zaten de bu ne yapıyor? Başlangıç şu şey yapmıyor. Biz normalde 4'ü yok ediyorduk ya. 4'e bölüyorduk. 4'e böldükten sonra burası 6 bölü 4 oluyor. Onun 3 bölü 2, onun karesini ekleyeceğiz. Yine aslında aynı şey geliyor bak. O sadece bunu formüle özetmiş. Ne gerek var? Böyle ben unuturum bu formülüyle. Hiç gerek yok. Biz olayın zaten mantığını bildiğimiz için gerek yok. Mesela bu soruyu tam kareye tamamlayarak çözeceğiz. Tam kareye tamamlayarak çözmek çarpanlar ayrılmıyorsa zaten mecbur yapıyoruz. Ama delta'yı biliyorsanız delta yöntemiyle de çözebilirsiniz gençler. Bunda ama özellikle bunu dediği için delta kullanmamız lazım. Kullanmayalım. Başlayalım. X kare artı 4x. Şimdi burada tam kare yaparken ne yapacağız? Sabiti görmezden geleceğiz önce. Sabit burada kaç olsaydı bu ifade tam kare olur diye düşüneceksiniz. 4. Sabit 4 4. olursaydı oluyordu. O halde bu denklemin her iki tarafına 4 ekleyeceksiniz veya bir tarafına 4 ekleyip 4 çıkaracaksınız. Ben öyle yapmıştım. Öyle yapayım. Evet. Pardon, kare yok burada. Artı 1. Eklediklerim daha iyi gözüksün diye şöyle de al. Şöyle de yapabilirsiniz gençler bunu. Her iki tarafa 4 ekleyebilirsiniz. Denklem ya. Sağ tarafa 4 ekledim de diyebilirsiniz. Ben daha çok böyle yapmadığım için öyle yapmayacağım ama bu yapmanız da doğru olur yani. Eksi 4 eşittir 0. Altını çizdiklerim neyin karesidir? X artı 2'nin karesi. Artı 2. Diğerleri de kaç? Eksi 3 karşı yaptım. Artı 3. 3. Şimdi denklemi artık buradan çözmek istiyoruz. Bir şeyin karesi 3 ise bu sayı ne olabilir? Bu ifade ne olabilir? Kök 3. Kök 3. Veya Eksi 3. bakın artık x'i yalnız bırakmak çok kolay oldu. Karşıya attığımda x X eşittir kök 3 eksi eksi 2. 2 artı kök 3 ve buradaki x nedir? Eksi 2 eksi kök 3. Bilerek kökü sona yazdım ki formatı bilin diye. Bakın eksi 2 artı kök 3 eksi 2 eksi kök 3. Bir artılı bir eksili geleceğini zaten geçen derste söylemiştik. Köklüyse şayet ifade. Buna x1, buna da x2 diye mesela. Bakın köklerini bulduk. Delta yapacak olsanız da yine delta ile de bu soru çözülürdü. Ama delta'yı bundan farklı düşünmeyin gençler. Tam kare yaparak çözen bir öğrenci zaten delta'yı aslında biliyor demektir. Sadece b kare eksi 4 ac diye ezber yapmanız gerekiyor. Orada bir şey yok. Devam. Denklemini tam kareye tamamlayarak çözünüz demiş. Bir sonraki soruya bakayım. İkiye bölmeliyiz. Tamam, bunu da yapalım o zaman. İki soru varmış sadece.
Bu denklemi önce tabii biz formatta ne biliyoruz? Baş katsayı 1 yapmamız lazım. Baş katsayı 1 değilken o biraz bizi uğraştıracak. Hepsi öyle yapalım ki daha rahat olsun. 2'ye böldüğümde x kare artı Artı 5 x bölü 2 eksi 1 bölü 2. eksi 1 bölü 2, evet. İki. Ben şimdi şuraya bakacağım sadece. Sabit terim ne olsaydı ifade tam kare olurdu. Şu ikisine bakarak düşüneceksiniz. 25 bölü 16. Evet. Bakalım öyle mi? Ne yapıyorduk? Şunun yarısının karesi. Bir dakika onu yapmadık değil mi? Geçen ders. Şey geçen soruda. Ezbere bilince tabi gerek kalmadı da. Şu gençler bakın. X'in katsayısı olan yani B'nin yarısının karesini ekleyecektik. Bunun yarısı 2. Karesi de 4 olduğu için oradan geldi bu aslında. Tabi ezbere bilince biraz kolay olmuş o. Şurada yalnız ne yaptık? 5 bölü 2'nin yarısını alacağız tekrar bakın. 5 bölü 2 olunca zaten yarısı diye düşünmeyin. 5 bölü 2'nin de yarısı. Çünkü burada x'in katsayısı 5 bölü 2. 5 bölü 2'nin katsayısı nedir? Şey, yarısı nedir pardon? 5 bölü 5 4. bölü 4. 24. Onun karesi nedir? 25 bölü 16. O zaman Evet. demek ki 25 bölü 16 doğruymuş. Hemen onu ekleyelim. Renk değiştirmemişim şimdi. Kırmızıyla yapalım. 25 bölü 16'yı ekleyelim. Ve çıkaralım. Altını çizdiklerim neyin karesidir? X artı X 5 artı 5 bölü 2 burada. Evet. Fazlalıkları da atalım sağ tarafa. Burası toplarsak ha pardon bunun paydaları farklıymış. Paydasını eşitlersek bunu 8 olur. 8 bölü 16'dır. Eksi 8 bölü 16 değil mi? Eksi 8. Eksi 25 daha. Eksi 33. Eksi Karşıya atarsan da artı 33 bölü 33 bölü 16. 16. Bir şeyin karesi 33 bölü 16 ise bu ne olabilir? Eşittir. Kök 33 bölü 4. Evet. Karekök 33 bölü 4 veya Eksi kök 33 bölü 4. eksi Evet. karekök 33 bölü 4'tür. Artık x'i yalnız bırakmak an meselesi. Yalnız bıraktığım an denklem çözmüşsün demektir. Gençler bakın denklem çözmenin olayı zaten x'i yalnız bırakmaktır ya. Burada biz aslında denklem çözmüş olduk bir nevi. Delta hiç kullanmadık ama aslında yaptığımız şey delta'nın çözüm mantığıdır. Karşıya atarsan bunu x1 ne olur? Eksi olarak geçerse eksi 5. Paydalar aynı olduğu için iki kere ayrı ayrı payda yazmayacağım. Ortak payda yazacağım. Artı kök 3 bölü Kökuş mu? 4. Kök 33 bölü 4. Yani. Eksi 5 artı karekök 33 bölü 4. Buna da x2 deseydim. Bu da eksi Eksi 5 5. eksi kök 33 bölü 4. Eksiydi pardon. Peki ben bunu delta ile yapacak olsaydım sizce delta kaç çıkmış burada? Hocam B5. Evet demek ki B5 ise format tam uyuyor yerine. O zaman delta Kök 33. kökü yapma. Sadece 33 33. pardon 33. Evet demek ki burada delta 33'müş. Ben bunu delta ile çözsem zaten eksi B artı eksi kök delta bölü 2A'dan yine bunu bulacaktım. Gördüğünüz gibi yapılan işlem aslında deltalı çözümün farklı bir yolu diyebiliriz. İkinci derecenin denklemi tam kareye tamamlamanın adımları. Şimdi bu bizim yaptığımız yöntemi artık burada anlatmış. Bakın. Buraya ne yazacağımızı nasıl tahmin ederiz diyor. B'nin yani buradaki artık katsayı B'nin yarısının karesi olması lazım şurası. Bizim yaptığımız şeyler burada. Çok karışık gözüküyor ama şey yap kafanız karışmasın. Siz şu an bildiğiniz yeterli zaten. Bu denklemin çözüm kümesini yapın demiş. İşte bak bu çözüm bizim yöntemle. Bakın çözmüş. Baş katsayıyı ne yapmış? 1'e dönüştürmüş. Bu zaman ne oluyor? Tabi bu da eksi 3 bölü 2 oluyor. Bu da eksi 3 bölü 2. Bunu ne yapacağız? Yarısını alacağız. Eksi 3 bölü 4'tür. Karesi 9 bölü 16'dır. Yani denklemin her iki tarafına bakın. 9 bölü 16 eklemiş. Altını çizdiklerimiz ne oldu? Şunlar. Bunlar kimin karesidir? X eksi 3 bölü 4'ün. Sonra diğerleri zaten karşıda. 33 bölü 16. Az önceki soruya benzemiş de. 33 çıkmış yine burada da. Ama bizim soru farklıydı. Çözüm kümesini yazmış. Şimdi bu çözüm ne olduğu için bunu geçiyorum. Siz buradan inceleyebilirsiniz. Gelelim biz şu soruya. 1 ve 3. 1 3. sorular için aşağıdaki denklemi kullanınız demiş. Şimdi soruları şöyle bir inceleyelim. Bir denklem vermiş.
Denklemin çözüm kümesini çarpanları ayırarak bulunuz demiş. İkinci soru, aynı denklemin çözüm kümesini diskriminant formülüyle demiş. Yani deltalı yöntem. Ve üçüncü çözüm de tam kareye tamamlama yöntemi. Yani bildiğimiz bütün her şeyi burada kullanacağız gençler. Fakat birinci yöntem tabii birinci soru her zaman denk gelmeyebilir. Çünkü çarpanlar ayrılırsa yaparız bunu. Ayrılmazsa kalır. Ama ikinci ve üçüncü yöntemler zaten birbirinin aynısıdır. Hatta üçüncü yöntem zaten olayın zirvesidir. Üçüncü yöntemi yani üçüncü soruyu çözebilen biri deltayı zaten havada karada çözer demektir. Çünkü o ispat yani çünkü. öyleyse biz tabii en kolaydan başlayalım. Çarpanlar ayrılıyorsa gayet kolaydır soru çözmek. Bakalım bu ifadeyi nasıl çarpanlara ayıracağız. Baş katsayı birden x farklı olduğu eşittir için bunu x. çarpanlara ayırmak riskli. Biraz dikkat edeceğiz. O yüzden tekrar yazıyorum üşenmeden. 2x'e x dedik. Burayı Eksi 5'e 2 yüksek. eksi 5'e 2 mi diyelim? Bakalım sağlayacak mı? Artı Evet. 2 olsun şu o zaman. 2. Aa, 4. Çapraz çarptığımda şurayı eksi x Evet, elde etmem sağlıyor. lazım. Bakalım. Evet, 4x 5 x ve eksi denk. 5x gerçekten de eksi x oldu. O halde bu ayrılış doğruymuş. O zaman bunu 2 x eksi 5 2x eksi eksi artı 5 2. ile x artı Eksi artı 2'nin 2. çarpımı şeklinde yazabilirim bu denklemi. Çarpanı X ayırdığıma göre 2 denklem ve de çözülmüştür. 5 bölü 2. Burayı sıfır eşitlersem x eşittir. 5 bölü 5 2. bölü 2 Eksi 2. eksi 2. Buna mesela x1, buna x2 deseydim bunun çözüm kümesi o zaman x1 ile x2'nin aynı olduğu işte bir kümede olduğu bu küme çözüm kümesidir. Eksi 5 bölü şey, eksi 2 ve 5 bölü 2 bu denklemin çözüm kümesi. En pratik yöntem budur. Neden? Çünkü eğer çarpanlar ayrılıyorsa çok fazla işi uzatmıyor. Bu çarpanlar ayrılmayan yöntemlerde işe yaramaz. Denklemlerde. O yüzden bu her zaman sağlamadığı için genel bir çözüm değildir gençler. Bu özel çözümdür. Genel çözüm bu ve bu olacak şimdi. Burada da biraz tabi ezber lazım. Delta'nın ne olduğunu bilmeniz lazım. A, B, C katsayılarını oradan Evet. görmeniz lazım. Ve delta'ya bağlı x1 ve x2 köklerinin nasıl bulunduğunu bilmeniz lazım. Tabi ezbere giriyor ama ezber olmayacak gençler. Uzun uzun ispatını yaptık. Fakat ispat olmasa bile bunları çok kullanacağımız için siz artık unutmayacaksınız bunları. Yani delta'nın b kare eksi 4ac olduğunu zaten beyniniz iyice ezberleyecek. Ezberlemek istemeseniz bile. B kare eksi 4ac. Ayrıca bir delta varken x1 ile x2 köklerinin de eksi b Eksi B artı eksi eksi artı karekök delta bölü 2a olduğunu da 2A. bileceksiniz. Bunlar kolay şeyler zaten ama ezberlemek şeyden oluyor. İstem dışı oluyor. Kafanızdan çıkmıyor artık bir yerden sonra çok kullandığımız için. O yüzden diyorum ki çok soru çözün. Çok soru çözdükçe bunlar artık sürekli kullandığınız için aklınıza yerleşiyor. Ama üçüncü yolu zaten biliyorsanız bu delta'ya da gerek kalmayacak. Ama üçüncü yol gençler bilmek ne kadar iyi olsa da delta'yı da bilmeniz lazım. Çünkü delta ile alakalı çok gösterge olduğu için bize köklerin varlığını yokluğunu yani reel olup olmadığını veya eşit olup olmadığını verdiği için delta'yı bilmeniz çok önemli. Yine de şey yapmayın yani ihmal etmeyin. B kare eksi 4 ac demiştik. O zaman denklem bir yazalım. 2x kare eksi x eksi 10 Eksi x böyle bir eksi şey 10. değil mi? Burada herhangi bir katsayı a eşittir 2 2 b B eşittir eksi eksi 1 1 C eksi 10 c de eksi 10'du. 10. A, B, C'yi bilmemiz lazım burada. Çünkü buradaki her şey A, B, C üzerinden yapılıyor. Ve A, B, C'ye bağlı bir de delta bulacağız. Olay çıkacak. Delta eşittir B kare eksi yani 1 eksi 1 eksi 40 4 4 çarpı çarpı 2 çarpı eksi eksi 10 2 mu?10 pardon. Evet, 8 10, 80, artı 80, 81. 81 71. çıktı. Evet. Delta tam kare sayı mı çıktı gençler? Delta'nın karekökü tam sayı çıkıyor değil mi? Bu şu anlama gelir. Yani bu kökten kurtardığı için kendini. Bunun zaten kökleri rasyonel sayıdır. Hakikaten de zaten görmüştük bakın. Şurada ifade çarpanlara ayrılabiliyorsa bunun kökleri rasyonel sayıdır. Rasyonel sayılarda delta ne oluyor? Hep tam kare sayı çıkar. Nedir tam kare sayılar? 1, 4, 9, 16,
25, 36 gibi sayılardır. Gerçekten de burada 81 olması zaten beklenen bir durumdu. Ama şimdi 81 yerine kök dışına çıkmayan bir sayı olsaydı şuradan kökten kurtulamayacağı için bizim bulacağımız ilk sorudaki cevap zaten çıkmazdı. Hatta zaten biz birinci soruyu çözemezdik gençler. Çünkü çarpanları ayıramazdık. Her neyse şimdi soruyu çözelim. X1 dediğimiz şey bunun artılısı olsun. Mesela eksi B yani eksi 1 o zaman artı 1 diyeyim. Evet, 1 artı 1. artı karekök 81 bölü 81 2 bölü çarpı 2. 2 çarpı 2. Şurası 9, 9, 10, 10, 10 bölü 10 4. bölü 4, 5 bölü 2. Gelelim x2'ye. O da eksilisi olsun. 1 eksi 9 da eksi 8 bölü 4 yapar. Bu da eksi 2. Eksi 2 o da. Yani az önce bulduklarımız aynısı. Aynısı değil mi? Evet, Eksi evet. 2'ye 5 bölü 2 olarak kökleri yine yazdık. Delta yöntemi de görüldüğü gibi. Delta'yı eğer hatırlarsanız çok kolay. Üçüncü yöntem artık olayın zirvesi. Bunu bilen zaten olayı iyice kavramış demektir. Bu her zaman denk gelmez ama hep kullanmayız da. Yine de bilmeniz çok iyi olur. Tam kareye tamamlama yöntemi. 2x kare eksi x. x eksi 10 eşittir 0. Biz bu yöntemde ne yapmıştık? Baş 2'yi bölelim. katsayıyı 1 yapmamız lazım. Önce hepsini 2'ye Evet. bölelim. 2'ye bölersek x kare x eksi. kare eksi x bölü 2 eksi 5. Eşittir 0. Peki ben bu şu ikisine bakarak düşünürsem sabit terim kaç olsaydı bu ifade bir tam kare olurdu. 1 bölü 16. Bakalım öyle mi? Evet. Şurayı sildim yazı ekleyeceğim için. Ne yapacağım? X'in katsayısına bakacağım. X'in katsayısı eksi 1 bölü 2. Bunun yarısı nedir? Eksi 1 bölü 4. 1 bölü 4. Karesini aldığımda 1 bölü 16. Evet 1 bölü doğru. O 16. zaman 1 bölü 16 ekleyip 16 1 bölü 16 eksi 1 bölü çıkaralım. 16 çıkaracağız. Şimdi artık altını çizdiklerim kesinlikle bir tam kare ifadedir. Neyin karesidir peki? X kare eksi 1 bölü 4'ün karesi. 1 Olmadı. bölü 4 doğru. X eksi 1 bölü 4'ün karesi. X eksi 1 bölü 4. Zaten artık ortaya bakmanıza gerek kalmıyor. Şu ve şuradan anlaşılıyor kimin karesi olduğu. Bunun karekökü ve bunun karekökünden bakarsınız. X eksi 1 bölü 4'ün karesi. Tabii sağ tarafı bulmamız lazım. Eksi 5 ile bunu toplayacağız. Eksi 80, eksi 81. Karşıya 81. attık. 81 bölü 16. 81 bölü 16. Bir şeyin karesi 81 bölü 16 ise o şey ne olabilir? 9 bölü 4. Evet. Veya Eksi Eksi 9 bölü 9 bölü 4. eksi 9 bölü 4. Buradan çözelim. Karşıya attığımda bu 10 bölü 4'tür. Hatta buna x1 diyelim. 10 bölü 4'ten 5 bölü 2. Bunu da karşıya atarsam hatta buna x2 olsun. Eksi 8 bölü 4. Yani eksi 2. Görüldüğü gibi yine çözüm kümesi zaten aynıydı. Değişmeyecektir. Bir soruyu 3 farklı yöntemle çözdük. İkinci ve üçüncü sorular her halükarda zaten kullanılır. Onlar çünkü genel çözümdür. Ama birinci yol her zaman denk gelmeyeceği için onu bilelim gençler. Her zaman denk gelmeyebilir. Geldik şimdi yeni başlık. İkinci dereceden denkleme dönüşen yüksek dereceden denklemler. Bunu çarpanla ayırmada da yapmıştık yine bu konuyu da. Standart ikinci dereceden bir denklem görünüşünde olmayan bazı denklemler dönüştürülerek standart hale getirilebilir diyor. Yani denkleme bakıyorsunuz dördüncü dereceden veya altıncı dereceden. Ama şöyle ben biraz bunu düzenlesem şöyle farklı baksam dersen ikinci dereceye dönüştürülebiliyor. Biz hatta buna değişken değiştirme falan diyorduk. O tarz denklemleri o zaman şey aslında o zaman denklem değildi. O zaman bu ifadeydi, polinomdu. Çarpanlara ayırıyorduk. Şimdi bunun sağ tarafında sıfır var. Tek farkı bu. Sonuçta yine çarpanlara ayıracağız. Sağ taraf sıfır olduğu için yine o denklemi çözmüş olacağız. Mesela bu soruya bakalım. X üzeri 4 eksi 12 x kare artı 32 eşittir 0. Ben bunu ikinci dereceden denkleme dönüştürmek istesem nasıl bir dönüşüm yapmam lazım? Kare kökünü almam lazım. Evet. Olmaz. Dönüşüm diyorum. Dönüşüm demek yani değişken X değiştirme. kareyi mi böleceğiz? Bir daha söyle. Evet, x kareyi böleceğiz.
X kare bölersem değişken olmaz. O hala x kare kalıyor. X kare yerine başka harf vermeniz. Harf değişecek yani. Hocam x kare a diyelim o zaman. Ha, x kare eşittir. A dönüşümü yapacaksınız. Peki x kare yerine a yazarsam nasıl bir şey olur bu denklem artık yeni hali? A kare a kare eksi 12 a artı 32. Oradan artık çarpanla ayırırsınız bulursunuz. Devamı. Bunun çözüm olduğu için devamını getirmedim. Bakın çözüm var zaten. Burada u demiş mesela x kareye. Oradan çıkar. Biz şimdi çözüm olmayan sorulara bakalım. Mesela x kare eksi 5x kare artı 4 eşittir 0 denkleminin en küçük kökü demiş. Bu arada gençler, X kareye B bir diyelim. saniye şu soruya bir şey soracaktım. Bu denklem kaçıncı dereceden? Dördüncü derece. Peki bu Dördüncü. denklemde o zaman en fazla kaç tane kök olabilir? 4. 4. Yani 4'e kadar kök olabilir gençler. Bakın dikkat ederseniz de 4 tane kök gelmiş. Eksi 2 kök 2. Eksi 2 artı 2 ve 2 kök 2. 4'ten az olabilirdi ama 4'ten fazla olamayacaktır. Yani fazla gelirse de şaşırmayın. Derecesi kaçsa o kadar reel kök gelecektir ama hepsi bunların reel olmayabilir. Ona dikkat edelim. Burada en küçük kökünü sormuş. Bakalım köklerini bulalım. Sonra küçükten büyüğe sıralarsak anlarız. Bunu değişken değiştirsem nasıl değiştireyim? X kareye A diyelim hocam. A Evet. dersem A A kare kare eksi eksi B artı 5 4. A artı 4. Normalde bu B tarz eşittir A kolaylarda eksi 4 çarpı A değişken eksi 4. değiştirmeye gerek yok demiştim hatta ben. Bunlar çok kolay olduğu için değişken değiştirmeden bile bunu x kareye x kare bunu da 4'e 1 dediğinizde çıkacaktır gençler. Bu çok kolay çünkü. Gerçekten buradan da göreceğiz zaten. Ama hazır konumuz bu diye ben bir ne yap, uzun uzun yapayım. Asıl değişken değiştirmenin lazım olacak sorular az sonra gelecektir büyük ihtimalle. Bunu çarpanı ayırırsam eksi 4'e A eksi 1 eksi 4 yani çarpı değil mi? A A eksi eksi 4'e A eksi 1'dir. O halde buradan A eşittir 4 ve A eşittir 1. Şimdi A 4 ama A nedir diye sorsalar bir şey cevap veremeyiz. Çünkü soruda A diye bir şey yok. eksi 2 A'yı ben olabilir, kendim 2 uydurdum. olabilir. O yüzden A'yı eski haline getirmem lazım. A neydi? X Skala. kareydi. Yani X kare eşittir 4 diyeceğim. X kare eşittir 1 diyeceğim. X kare 4 ise X ne olabilir? Eksi 2 Ya ya da 2 ya 2. eksi O halde buna x1 diyeyim, x2 diyeyim. Bakın iki tane kök bulduk şu an. Devam edelim. X kare 1 ise Eksi ya 1 1 ya da 1. 1. Evet. 4 tane bakın reel kök çıktı. 4'ü de reel sayı çıktı. Denk gelmeyebilirdi. Mesela şurası artı olsaydı gençler. Artı olsaydı o zaman x kare eksi 1 olduğu için buradan reel kök gelmeyecekti. Ama burada denk geldi. İlla dediğim gibi her zaman bütün kökler reel olmak zorunda değildir. Fakat 4 tane kök olacak garanti. 4 tane kök burada bulduk. Hepsi de reel çıktı şansımıza. Küçükten büyüğe sıralayalım bakalım. Eksi 2 var. Eksi 1 var. Eksi 1 var. bir, 2 bir var. iki. En küçüğü neymiş o En küçük zaman? eksi iki. Eksi iki. B şıkkı cevabımız oldu. Devam. Bu denklem gerçek sayılarda çözüm kümesi hangisidir diyor. Bu denklem gençler kaçıncı dereceden bir denklem? Altıncı. Altıncı. Altıncı dereceden. O halde en fazla Altı kaç tane çünkü kök var. olabilirdi? Altı. Altı. Şıklara baktığımızda sadece iki tane var bunların. Demek ki şu anlama geliyor. Bu denklemin iki tane kökü reel. Geriye kalan dört tane kökü Sıfır. reel değil. Sanal köklermiş. Onları zaten bulmayacağız. Şu an bilmiyoruz zaten bulmayı da. İstesek de bulamayız. O zaman biz reel kökler üzerinden bakalım. Ben bunu değişken değiştirmek istersem nasıl bir dönüşüm yapayım? Tek küpe B küpe diyelim A hocam. diyelim. Tek küpe ne A diyelim? küpe B. A A. diyelim. A dedik. O zaman söyleyin bakalım ne olacak? A küp A küp mü? eksi A kare. A evet A kare. Hangisi? A kare mi A küp mü? A kare A hocam. kare. Son kararı verelim. Anlaşalım. Hangisi? A kare hocam. A kare. A kare. Zaten olayın başı şey ya ikinci derecede dönüştürmek ya. İkinci derecede dönüştürmüyorsak bir anlamı kalmıyor. Biz çünkü üçüncü derecenin denklemleri çözmeyi bilmiyoruz. A kare Eksi 9 A eksi artı 9 8 A oranında. artı 8. Çarpanı ayırırsak A eksi 8 çarpı A eksi 1. gördüğünüz gibi çok uzatmadan hemen ne yaptım? Olayca kolayca ayırdım. Çünkü bunlar bildiğimiz için daha uzatmadık. A 8 ve A o zaman 1 olacak.
Şimdi iadeyi itibar yapalım. Yani a'ya eski değerini geri verelim. Neydi değer? T. T küp 1. Neyin küpü 8'dir? 2. Pardon, T yazacaktım. Neyin küpü 1'dir? 1. 1. O halde T alacağı değerler, reel değerleri bulduk. 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2. Gerçek sayılardaki çözdük mesela buymuş. Peki hocam, ben sanal kökleri bulmak istesem ne yapacaktım derseniz. Sanal kökleri böyle yaparsak bulamazsınız gençler. Orada çarpanlara Başka bir ayırmaya şey. devam edeceksiniz. Bakın T kare, şey T küp, A yerine T küp yazdık ya. T küp eksi 8 diyeceksiniz. T küp eksi 1. Bunlar da kendi aralarında. Burayı tekrar çarpanla ayırırsanız 2 küp farkından, yani bunu 2'nin küpü derseniz, küp farkından çarpanı ayırdığınızda o zaman sanal kökler de ortaya çıkardı. Onu ben şimdi devam ettirmeyeyim. Onları çünkü daha bilmiyoruz. Geçelim Olur. sıradaki soruya. Yani 4 tane de sanal kök vardır gerçekten orada. O sanal kökleri şu an göremedik, bulamadık. Peki aşağıdakilerden hangisi bu denklemin köklerinden biri değildir demiş. Bu denklemi gençler, bunu size egzersiz bırakayım. Bu çünkü basit gözüküyor. Zaten 4 5 tane şık var. Demek ki 4 tanesi bunun kökleri olacak. Hocam sıfır değil. 0 sağlamıyor mu? Gerçekten 0 yazsak sağlamıyor. Aslında şıklardan giderek bile çok kolay bulduk. 0 yazınca bakın sağlamadığını gördük. Bravo. Ama siz yine tabii böyle yapmayın gençler. Uzun uzun çözün ki eliniz alışsın. İşte bakın, değişken değiştirmenin işe yarayacağı soru tarzı. Burada çünkü çarpanla ayırmak çok zor olacaktır. Zaten evet, bu soru son soruymuş. Bu son sorumuz olsun. Bunu çözüp bitirelim. 2x eksi 1'in 4. kuvveti falan filan demiş. Bu denklemin en büyük kökü kaçtır diyor. Şimdi tabii kökleri bilmiyoruz ki, ona göre bakalım. Peki bu denklemi ben böyle açılım yaparsam çok uğraştıracak. Değişken değiştirme yapmak isteseydim nasıl bir dönüşüm yapmam lazım? 2x eksi 1'i a diyelim. Evet. Başka fikri olan? 2x eksi 1'in karesini a diyelim. Evet, Büşra sen dedin Evet. daha pratik olacak gibi. Normalde bakın şöyle diyebilirdik. 2x eksi 1'e a deseydim, a üzeri 4 eksi 8 a kare artı 12. Sonra tekrar a Çok güzel kareye hocam. de t diyecektim. İki kere uğraştıracaktı beni. O da doğru da biraz uzayacaktı gençler. Direkt Büşra'nın dediği gibi 2x eksi 1'in karesini a diyelim ve bu bahsi kapatalım diyor. Bir daha uğraşmayalım diyor yani. O zaman 2x eksi 1'in karesine a diyelim. Bu durumda A kare dönüştürün 8A bakalım bana. artı A 12 kare eksi eksi 8A 8a. artı 12. Ayırsak çarpanlara ne olur? Eksi 6'ya eksi 2. Evet. A eksi 2, A eksi 6. Buradan A eşittir 6 diyebiliriz. Hemen şurada yazayım onu. A eşittir 2 diyebiliriz. Şimdi A yerine az önceki eski değerini geri yazalım. 2x eksi 1'in karesi Karesi 6 eşittir 6. veya 2. 2. Evet, buradan sonra artık ne yapabiliriz? Sizin biraz fikrinizi alayım. Kare köklerini alacağız hocam. Evet, buradan sonra 2x. gençler bakın şu iki yol var aslında. Birinci yol uzun yol. Şuranın karesini al diyor. Aç bir bakın, 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir 6. Sonra 6'yı karşıya at. 4x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0. Buradan çarpanı ayır falan uğraştıracak. Bu biraz uğraştıran yöntem. Çünkü burada büyük ihtimalle çarpanı ayırmayacak. Delta falan kullanmak gerekecek. O yüzden ilk başta Yunus Emre mi dedi? Emre mi dedi? Kim dedi onu? Ben Dediniz. dedim hocam. Delta'da şey, bu ne, tam kare taktiği kullanıyoruz ya. Hazır burada zaten tam kare verildiği için biz o taktikle devam edelim. Karekök alarak soruyu çözelim. Bir şeyin karesi 6 ise o zaman 2x eksi 1 ne olabilir? Kök altı. Veya Eksi kök altı. o zaman bunu ben öyle çözeceğim için biraz uzatacağım. Bu sebeple biraz boşluk bırakayım. Burada şimdi x'i yalnız bırakmak istiyorum. Bırakalım. Karşıya attım. 2x eşittir 1 artı kökü 6 ve 2'ye böldüm. böldüğümde x1 ne oldu? 1 1 artı artı kök 6 bölü 2. kökün 1'ini buldum. Devam edelim. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Karşıya attım. 2x eşittir. Eksi, burada 1. 1 eksi kök aldı bu sefer de. Evet.
Zaten delta'nın formatını bildiğimiz için o formattan bakın Evet, aynısı. zaten Kök işte 6 bölü çarpmış. 2. Şey 2'yi Bölü de 2. pardon 2'yi ben ezbere yaptım. Şurada yapacağım. 1 eksi kök 6 bölü 2. Evet. Buradan bakın iki tane kök geldi. Bunların birine eksi 1, birine eksi 2 dedim. Şunları da bulalım. Kimin büyük, kimin küçük olduğuna bakarız. Onu da kırmızıyla yapayım. Bir Bu da şeyin 2 eksi karesi 2 eksi ise ne 1 olacak? 2 x 2. eksi 1 ya Kök 2 eksi karekök kök 2. 2'dir Bir de eksi kök 2. ya da eksi Böyle eksi karekök kök 2. 2. Karşıya attığımda 2 x eşittir 1 1 artı artı kök 2. kök 2. Buna x 3 diyeyim mesela. 1 artı kök 2 bölü 3. 2 bölü 2. O da 1 eksi kök 2 bölü 2. Bu x 4 Evet. olsun. Evet, zaten örüntüyü görünce diğerini bulmak kolay da ben yine uzun uzun yaptım. Normalde siz yapmazsınız bu kadar. Evet, şimdi gençler bu 4 tane kökten en büyüğünü sormuş. Sizce hangisi en büyüktür? 1 artı Bir kök 6 bölü artı. 2. X1 değil mi? Evet. Çünkü şunlar zaten eksili olduğu için bunlar bir kere küçük. Onları baştan eledik. Şu ikisi arasında kıyas yaparsak da biri 1 ile 2 aynı. Tek değişen kök 6 ve kök 2. E tabii kök 6 daha büyük olduğuna göre demek ki X1 burada daha büyük değer olacaktır. Cevap B şıkkı oldu. Gerçi zaten şıklarda da sadece bu varmış köklerden. Diğerleri yokmuş. Oradan bile anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi dersimiz bitmiştir gençler. Bundan sonraki şey neymiş? İkinci dereceden denkleme dönüştürülebilen üssü denklemler. Bunlar biraz daha farklı çünkü bilinmeyen burada yukarıda olacak şu tarz sorular. Bunları da değişken değiştirmeyle çok daha rahat çözebileceğiz. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hocam ekstra matematik olacak mı? Ekstra matematik dersimiz bugün var. Saat 19'da olması lazım. Tamam hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.